tasavvufçuların bazı sapıklıklardan bazı şeylerini daha zikredeyim size. Mesela Rufai'lerden, Ahmed-i Rufai'ye nispet edilen şey. Rufai'lerde bu meşhur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirde Hicri 555'te bu Ahmed-i Rufai peygamberin kabrine gidiyor. Ve bir şiir söylüyor. Şiirinde diyor ki فَمْدُدْ يَم۪ينَكَ كَيْ تَحْضَى بِهَا شَفَتْ. Diyor ki ey Allah Resulü, sağ elini bana uzat ki dudaklarım seni öpmekle şereflensin. Dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini kabirden çıkarıyor ve Ahmed-i Rufai Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini öpüyor. Oradaki görenler bir şok olduklarından dolayı birbirini bıçaklamaya, şişlemeye başlıyorlar. Ve Ahmed-i Rufai'nin tarikatına tabi olanlar şiş batırmaları oradan geliyor dediklerini görüyor. Aynı şekilde Ahmed-i Rufai hakkında diyorlar ki insan diyor, ders verdiği zaman diyor dersini sağır, kör, uzak ve yakında olan bütün müritler duyardı diyor. Onun için Allah-u Teala ölüleri diriltirdi. Onun için Allah-u Teala ayakta duramayanları ayakta durdururdu. Onun için Allah-u Teala bazı şeyleri kalbederdi. Kalbederdi yani şeklini değiştirirdi. Bütün bunları Ahmed-i Rufai'nin kerametlerinden zikrediyorlar. Yine Ahmed-i Rufai diyor ki bakın ne diyor? El-Burhan-ı Muayyed isimli kitapta sayfa 83'te geçiyor bu. Diyor ki va'deni Resul-i Keramihi en yehude biyedi muridi ve hubbi ومن تمسك بي وبذريتي وخلفائي في مشارق الارض ومغاربها الى يوم القيامه عند انقطاع الحيل. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu söz verdi diyor. Neyi söz vermiş peygamber Ahmed-i Rufai'ye? Diyor ki müridimin, benim müridimin, beni sevenin, benim zürriyetimin, benim halifelerimin yeryüzünün meşrik veya mağribde olsa dahi kıyamet gününde bunların elinden tutmasını söz verdi. Diye peygamber bana söz verdi diyor. Ahmed-i Rufai. Rufai'lerde meşhur halvet var bunlarda. Muharrem'in 11.'sinde başlarlar. Her sene halvete dururlar. Kendilerini bir şeye kapatırlar. Ve burada halvete dururlar. Ve hiçbir şey yemezler. Ruhu olan hiçbir şey yemezler. Yani et met yemezler. Hayvan mayvan yemezler ve günde ilk gününde halvetin ilk gününde la ilahe illallah derler. İkinci gününde Allah Allah derler. Üçüncü gününde vehab vehab diye zikrederler. Dördüncü günde hay hay diye zikrederler. Beşinci günde mecid mecid diye zikrederler. Altıncı günde mati mati, yedinci günde kuddus kuddus diye zikrederler. En sonunda da namazların arkasında da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyit tahiriz zeki ve ala alihi ve sahbihi ve sellem diye zikirlerini yaparlar. Bunu da her namazın arkasında 100 defa derler. Başka bir tarikata bakalım. Tijani tarikatı, bu da Ahmed İbni Muhammed el-Muhtar Tijani'ye nispet ediliyor. Hicri 1150'de vefat eden kişi. Bunların akidelerinden bir tanesi vahdetül vücud. Vahdetül vücuda inanırlar. İbadet edilen her şeyin Allah olduğuna iman ederler. Ve derler ki Tijani'ye takip olan bütün müritler cennete kesin gelecektir derler. Zira Rima Hizbu'r-Rahim isimli kitaplarında sayfa 142'de cilt 2 der ki وَلَيْسَ لِيَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ اَنْ يُدْخِلَ أَصْحَابُ كَافَةً الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَقَابٍ وَلَوْ عَلِمُوا مِنَ الذُّنُوبِ مَا عَمِلُوا وَبَلَغُوا مِنَ الْمَصْرِ مَا بَلَغُوا إِلَّا أَنَا وَحْدِي. Bu Ahmed Tijani der ki hiçbir kimse cennete hesapsız sualsız müritlerini girdiremez. Ne kadar günahı olsa dahi müritlerini cennete hesapsız sualsız
girdiremez ancak ben girdirebilirim dediğini görürsün yine Tijaniler'de. En son tarikatta kardeşler, bu zamanda çok meşhur olan Nakşibendi tarikatı, Behaüddin'in Nakşibendi, bunu güya Ebu Bekir'e nispet ederler. Bu Nakşibendi tarikatın Ebu Bekir'den geldiğini ve insanlar Ebu Bekir zamanında işte bir ciğer kokusu aldığını, sonra bakıyorlar ki Ebu Bekir'in evinden geliyor. Soruyorlar Peygamberimize, bu nedir diye. Peygamberimiz diyor ki bu Ebu Bekir'in zikrinden dolayı gelen, zikirden dolayı ciğeri yanmış, o ciğerin kokusu geliyor diye. Ve Nakşibendi tarikatını Ebu Bekir'e nispet ederler. Ve dikkat edin kardeşler, Nakşibendi tarikatında zikirlerini içinden yaparlar. Yani dudak oynamaz Nakşilerde. İçinden yaparlar. Halbuki İslam'da yani dudak oynamadığı müddetçe bir şey olmaz. Değil mi? Dudak oynamaz, zikir mekir olmaz. İçinden de bir şey sayılmaz. Kalpten. Yani bir insan kalpten bir şeyler derse, zikir yapsa sayılır mı? Sayılmaz. Yani kalpteki şeyler sayılacak olsaydı o zaman insan belki dinden çıkardı. Namazı da bozulurdu. İnsan kalbinden namazda konuşuyor, şey diyor, ediyor ve diyor. Namazı falan bozulurdu. Bundan dolayı Allah-u Teala diyor ki bundan dolayı Allah Resulü diyor ki Allah-u Teala insanın kalbinden geçeni muhasebe etmez ta ki konuşana kadar. Bundan dolayı zikir mikir dil oynaması gerekir, şarttır. Ama Nakşilerde bu dil mil oynamıyor kalpten. Bir nefes alıyor, Allah diyor, nefes veriyor, Allah diyor. Tabi bunların hepsini içinden diyorlar. İşte Nakşibendilerinde de yine aynı şekilde kendi tarikatına uymayanların büyük bir Nakşibendi, Behaüddin'in Nakşibendi der ki benim tarikatıma uymayan büyük bir tehlike içindedir der. Bunu da Nurul Hidaye fi Sirr-i Rabita isimli kitabında bulabilirsiniz. Aynı şekilde Behaüddin'in Nakşibendi bir kişiye mut öl dediği zaman ölüverir dediği inanırlar. Mevahib-i Sermedi isimli kitabında bu da yazıyor. Behaüddin-i Nakşibendi Hallac'ın şu sözünü de nakledip bu sözü kendisi de diyor. Hallac diyor ki kefertu bi dinillahi vel kufru vacib. Allah'ın dinine küfrettim. Küfür benim için vaciptir. Ledeyye ve indel muslimine kadihun. Benim yanımda küfür vaciptir. Allah'ın dinine küfretmek fakat Müslümanlar yanında pis, kötüdür. Diye Hallac'ın bu sözünü Behaüddin-i Nakşibendi söylerdi ve ikrar ederdi. Bunu da Hadaiqul Verdiye isimli kitaplarında bulabilirsiniz. Aynı şekilde misal Can Canan Nakşilerin önemli meşayihten bir tane Can Canan derler ki Can Canan Şeyh Can Canan vefat ettiğinde Kur'an'ın yarısı semaya doğru yükseldi. Geri yükseldi diye buna iman ederler. Envarul Kutsi isimli kitabında bunu da bulabilirsiniz. Aynı şekilde yine Envarul Kutsiye'de İmam-ı Rabbani dedikleri Ahmed-i Serhendi'nin İmam-ı Rabbani'nin göğe, istediği zaman göğe yükseldiğini, arşın üstüne yükseldiğini, levh-i mahfuzu gördüğünü iman ederler. Aynı şekilde Behcet-i Seniye isimli kitabında der ki Kabe İmam-ı Rabbani taş taş İmam-ı Rabbani'nin etrafında taş taş tavaf ederdi. Kabe tavaf ederdi. Hacer-i Esed tavaf ederdi sonra geri dönerdi. Buna iman ederler. El-Behcet-i Seniye isimli kitabında aynı şekilde Nakşibendi'nin gaybı, geleceğini bildiğini Reşahatül Hayat isimli kitabında bulabilirsin. Ala kulli hal yani nerede sapıklıklar var, nerede dalalet var yine aynı şekilde bu Nakşi tarikatında bulabilirsiniz. Ders bu kadardı kardeşler. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.